Evet değerli Manisa TV izleyenlere, Sağlıklı Günler kaldığı yerden devam ediyor. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hekimi Doç.Dr. Sait Karaman ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hekimi Uzman.Dr. Hatice Çelik Yıldırım bizlerle birlikte konumuza devam edelim hocam. En son bağışıklık sisteminde kaldık. Evet. Yani bağışıklık sistemini zaten ele alıyoruz bugün. Bağışıklık sistemimizi artırmak için neler yapabiliriz hocam? Ya yani vücudumuz aslında o takviye edici gıdalar, evet, yine başa döneceğiz ama çocuklarda neler yapılmalı? Aileler nasıl davranmalı? Hani şöyle işte şunu yesin, bunu yesin. Evet, her şeyden vitamin alsın diyoruz ama işte Hatice hocam dedi ki mesela karbonhidratı çok önermiyorum aslında ben dedi. Ben çok uzak bakıyorum dedi. Daha arkadan, evet. Evet, daha geride olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Siz neler düşünüyorsunuz? Çocuklar nasıl beslenmeli? Bu hastalığı nasıl engelleyebilir aileler? Aynen öyle. Aslında yine sorunuz gerçekten iyi hazırlanmış. Şu açıdan teşekkür ederek yine başlamak istiyorum. Şöyle, bir hasta bize geldiği zaman işte sizin çocuğunuzda birazcık bağışıklık kusuru var. Çok kötü değil. Takip etmemiz gerekiyor. İşte atıyorum bir ay sonra, iki ay sonra bir daha görüşelim dediğimiz zaman ailenin ilk sorusu direkt bu soru oluyor. Hocam peki çocuğa bu bağışıklığı nasıl artıracağız? Evet. Ne yedirelim, ne içirelim? Bu çok önemli. Gerçekten bağışıklık, hani evet, bu bahsettiğimiz böyle birçok faktör var ama hani bu dış faktörler, bahsettiğimiz ailenin içinde sigara içiliyor ise o çocuk o sigaranın dumanına maruz kaldığı için zaten sık enfeksiyon geçirecektir. Tabii. O açıdan bir kez olduğu konumda, yani hani havanın temiz olması gerekiyor. Kirleticiler dediğimiz kötü toz, duman ve sigaradan uzak durması gerekiyor. Bu bir. İkincisi ailede kalabalık bir aile var ise, çok atıyorum 7, 8, 10 daha fazla aile bir arada yaşıyor ise zaten enfeksiyon habire evin içine gir çık olacaktır. Çocuğun bağışıklık çok iyidir aslında, hiçbir sıkıntı yoktur ama sık enfeksiyonla karşılaştığı için bu çocuk olması gereken kendi yaşıtlarına göre çok daha sık hastalanacaktır. Bunun yanında hani ilk başta da konuştuk ya, çocuk tek tip besleniyor ise bu büyük bir sıkıntı tabii ki. Yani mutlaka yiyecek, yani düz yiyeceklerin çeşitli olması gerekiyor. Yemiyorsa bunu tabii takviye etmesi şart. Özellikle bizim söyleyeceğimiz sık enfeksiyon geçiren çocuklarda bir kez bir çinko kullanmakta yarar var ama daha fazlası değil. Fakat özellikle kreşe giden ailelerde yine diyelim ki de çocuk toplumla yeni karşılaştığı için ve vücut tamamen yeni. Evet. İlk defa yani anneden doğuyor, hiçbir mikropla karşılaşmamış. Aileyle birlikte yaşayan bir çocuk atıyorum yılda bir kez, iki kez hastalanıyorken, öyle değil, en az bir 5-6 kez oluyordu ama kreşe giden çocuk haftada, ayda 2 kez hastalanmış. Çünkü her bulduğu mikropla tanışacak. Dolayısıyla sık hastalanacaktır. Tabii. Hani o açıdan belki şöyle size diyemeyeceğim, şunu verelim de şu yiyeceği verelim de hastanın bağışıklığı güçlensin. Öyle bir şey yok. Eğer yedikleri, içtikleri düzenliyse, çeşitlilik olarak bir sıkıntı yok ise zaten bağışıklığı da bahsettiğim asker sayılarda yeterli düzeyde ise hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Normal şekilde beslenme devam edecektir. Ama bahsettiğim dış çevrelerde sıkıntı var ise başta o açıdan mutlaka önlemler almak gerekiyor. Evet. Çok önemli. Peki bu konuda aileler çocuklarına nasıl davranmalı? Hani biraz psikolojik yönden bakmak istiyorum ben konuya. Aslında ama çocuğum şunu yemiyor, işte brokoli sevmiyor, sebze yemiyor, sebze değil abur cubur yemek istiyor, fast food yemek istiyor. Bunlar hani çocuklar, yani ailelerin daha çok şikayeti tabii, çocuklar gayet hallerinden memnun ama abur cuburlardan nasıl kurtulmalı çocuklarımız, neler yapmalıyız? Aslında okullar başlamışken güzel bir düşünce. Evet. Okul deyince akla benim de nedense ilk gelen soru hep oluyor. Ne kadar hasta olacak acaba çocuğum? Evet. Hatta Sait hocam konuşurken de aklıma takıldı. Acaba çok hasta olan çocuğun antikorları daha mı çok desteklenmesi gerekiyor ya da çok hasta olan çocuğun... Çok güzel söyledi. Mesela, çok hastalanan bir hastanın mesela antikorları çok daha yüksek oluyor. Evet, çünkü her hastalandığı zaman vücut yenisini tanıyor, vücutta askerlerini arttırıyor. Her hastalandığında daha da arttırmış oluyor. Evet. Aslında vücutsal olarak bir antikor söz konusu. Tabii ki de okulla beraber başlayan bir sürü sorun oluyor aslında. Akranlarıyla buluşuyorlar, mikrop akranlarıyla buluşuyorlar. Evet, evet. Ve herkesin mikropları akran oluyor aynı zamanda da. Tabii çocuklarımız daha fazla hasta oluyor. Benim kendi çocuğum da dahil buna. bu daha iyi mi, daha kötü mü onu da düşündüm. Çok küçük yaştan beri aslında ne kadar hani hasta olması onu daha koruyucu mu yapıyor, yoksa sadece hasta olduklarıyla mı kalıyorlar diye. Aklıma öyle bir soru geldi şimdi konuşurken, ama herhalde yine de antikorları yine de sanırım artmasına yine de faydası oluyordur değil mi? Aslında bir çocuğu fanusta büyütmektense bir şekilde insan içine ya da o kalabalık aile ortamının içine sokup bir şekilde antikorların da hastalarla, mikroplarla tanışması aslında güzel bir şey herhalde. Evet, aslında aynı şey insanlar için de geçerli. Sadece mikroplar için geçerli değil. İnsanlar da bir laf öğrenmiştim. Bir çok güzel bir Adıyaman'da yaptım mecbur hizmetimi. İnsan insanın zehirini alır diye, insanın insana etkileşmesinin ne kadar önemli olduğunu böyle belki de ilk defa orada fark ettim. Çok güzel bir cümleymiş. Evet. İnsan hakikaten diğer insanla birleşince evet sorunlar da yaşıyor elbette. Çünkü iletişim kurmak bu süreçte karşı tarafı uyum sağlamak o kadar kolay bir şey değil. Ama bir arada olmanın bize kattığı bir sürü şey de var. Aslında ruhsal bağışıklığımızı da yine biz insanlarla tanışarak, insanlarla kaynaşarak ve uyum sağlamayı öğrendikçe aslında katılıyoruz. Elbette beslenme düzeni bence çok önemli ki Türkiye'de yaşadığımızı düşünürseniz de oral şeylerinde ne kadar önemli olduğunu takdir ederiz. Anneler böyle hamur işlerini çok seviyoruz. Kesinlikle çok seviyorum. Ben de çok severim bu arada. Evet. Çikolata ve hani herhalde çölük sıcacık kokan bir simitin böyle bağımlısı bile olabilirim. Evet, o kadar kesinlikle severim. Ama işte kaçmaya çalışıyoruz. Neden? İşte klasik şeyler. Hem biraz daha işte immünitemiz daha koruyucu şeyler yiyelim. İşte biraz daha hani sırf oradan doyum almaya çalışmayalım, hem kilo almayalım vesaire vesaire. Ama yine de hani hepimiz için tabii de okul ortamı yeniliklerle ulaşmanın ve hani yeni bağışıklamalar kazanmak için yeni fırsatların da doğuşu. Okul başlarken elbette beslenme tabii ki bunlarla ilgili önemli. Keşke abur cubur yemeseler ama çok mümkün değil bence. Daha çok kısıtlamaya gitmek, hani haftada bir hakkın var ya da 2 hakkın var çocuğa sindirtmek belki daha biraz daha mantıklı olacak. Evet, televizyon tamamen kısıtlayamadığımız gibi. Sanırım televizyon gibi abur cubura da öyle davranmak lazım. Ve hani o da yemeğini yedikten ya da sağlıklı beslendikten sonra olacak şekilde düzenlemek lazım. O yüzden hani yasak mı? Yasak kelimesini çok sevmem. Uygun sınırlara çekmek diyeyim. Mikroplarımızı da o zaman bırakacağız. Buluşsunlar. Aynen öyle. Çok doğru söylüyorsun. Bağışıklayalım hep beraber birbirimize. Evet zorlanacağız ve ama hem mikroplarımız hem antikorlarımız sanırım. Evet. Hem bu bütün kronik ve uzun süren hastalık süreçlerinde sanıyorum bir uyum için normali yakın davranmak aslında en önemlisi. Ancak çok böyle koruyucu olduğumuz zaman ya da işte çocuk aman aç kalmasın diye hiç yemek vermedi, böyle hiç yemek yerine abur cubur ya da ne bileyim işte ekmek verdiğimiz zaman normalin dışına çıkıyoruz bence. O normalin dışına çıkmak değil de daha sanki normalin uyumun içinde kalmak. Atıyorum yeni bir haber öğrendiğiniz zaman ne yaparsınız? Tabii ki de paylaşırsınız ya da bir şekilde onu tartışır öğrenirsiniz. Ona da öyle davranmak lazım. Kronik bir hastalığınız varsa ne yapmanız gerektiğini, ne yapmamanız gerektiğini onu öğrenir. Ona göre bundan sonra davranmaya başlar ve normaliniz bu olmaya devam eder. Onu o şekilde davranmak, yani yemek, hayattaki aslında birçok şeyde de aynısı geçerli. Normale yaklaşmak lazım ki dengeyi yakalamaya çalışalım hep beraber. Bu da zaten otomatikman rezilyans kavramı çok meşhurdur psikiyatride. Böyle biz bütün kongrelerde böyle o tartışılır sürekli. Bununla ilgili bir sürü yayınlar çıkar. Onları okuruz. Rezilyans aslında bu demek. Rezilyans dayanıklılık demek, uyum demek. Hem bağışıklık hem her şey için evet rezilyansımızı arttırmak için, uyumlu davranmak için her açıdan ortada kalmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Olmaya çalışacağız. Aşırı çekmeyeceğiz, aşırı korumayacağız, aşırı tutmayacağız ya da hani hiç umursamazlık da yapmayacağız. O da normalin dışında oluyor aslında. Böyle olunca zaten işler daha kolay rayına gidiyor bence. Benim aklıma şu atasözü geliyor. Sakınan gözü çöp batar. Hani hep öyle oldu aslında. Yani etrafımızda kimi görsek çocuğu olan çok üstüne düşer. Ama çok hastalanır o çocuk. Yani sürekli hasta diye şikayet eder annesi. Ama sen çok üstüne düşüyorsun çünkü. Hani aman nazarlardan koruyalım, aman el bebek gül bebek büyüsün o çocuk diye. Çok üstüne düşeriz. Bir yandan iyi mi yapılıyor, bir yandan kötü mü yapılıyor? Aslında çok tartışılır bir konu ama çok üstüne düşmemek lazım aslında. Ben bunu anladım. Biraz daha hani orta çizgide kalmak lazım. Evet, kesinlikle. Elbette kendimizi korumaya çalışacağız. Tabii ki de değer vereceğiz. Tabii ki de sağlıklı üzerine düşeceğiz çocuğumuzun. Elbette ki her konuda. Sadece tabii yeme içme değil, ruhsal anlamda da. Mutlu bir ailede yetişmesi için, mutlu bir yuvada büyüyebilmesi için bunlar ileriki yetişkinlik çağındaki psikolojisi için de çok önemli. Çünkü çocukluk psikolojisi ileriki bizim şu anki hayatımızı etkileyen bir şey. Biz çocukluğumuzda ne yaşadıysak aslında şu anki korkularımızın bir nedeni de aslında o değil mi hocam? küçüklüğümüzde yaşadığımız aslında birçok şey kesinlikle büyüyünce de bizi tırmalamaya devam aynen ediyor. Tabii ki de o konuda hemfikiriz. Maalesef, doğru, haklısınız. Normalin dışına çıkmamaya çalışacağız da eskiden çok bastırılıyorduk. Şimdi de çok böyle sarıp sarmalıyoruz. Onun biraz daha ortasına çekilmek lazım. Elbette hastalıklar şeyler olacak ama tabii onları zamanında hekime götürüp danışıp yine geri çekilmek lazım. Mesela rastgele kafana göre ilaç kullanmak yine bence normalin dışına çıkmak oluyor. Çok haklısınız. Normale yani bir şey varsa tabii ki de götüreceğiz, yapacağız. Daha sonrasında da ihtiyaca yönelik davranmak lazım. Kesinlikle. Normale yakın davranmak lazım. Peki programımız artık yavaş yavaş sonuna geliyor. Son olarak izleyicilerine neler söylemek istersiniz hocam? Önce sizden alalım mesajınızı. Şöyle söyleyeyim, aslında bir aile çocuğunda bağışıklık kusuru olduğunu düşünüyor ise bu her ne olursa olsun mutlaka bize danışsınlar, mutlaka başvursunlar. Çünkü bazen hani sadece soru işaretleriyle yaşarsınız, farkına vardığınız zaman da geç kalmış olursunuz. Aklınıza geliyorsa mutlaka bize başvurun diyeyim. Evet. Siz de hocam mesela şehir hastanesinde görev alıyorsunuz. Hatice hocam gibi. Peki Hatice hocam, siz neler söylemek istersiniz son olarak? Süreç zor bir süreç. Covid de bir kronik bir süreçti. Kronik hastalık süreci sayılır bence. Hepimiz birazcık bir yerimiz hasta oldu. Bu uzun olan süreçlerde elimizden geldiğince evet normalimizi, rutinimizi devam ettirip eğer sorun olabilecek bir şey varsa, sorun odağı olabilecek bir durum varsa lütfen bize danışsınlar. Eğer Sait hocamın söylediği 10 tane o alarm cümlesini belki tekrar tekrar açıp dinlemek lazım. Onlardan birini görüyorlarsa lütfen danışsınlar, çünkü normalin dışına çıkmışız demektir. Orada lütfen hikayenin içine bizim katılmamızı, lütfen destek olmamızı hem hekimler olarak hem psikiyatristler olarak, gerekirse aile gibi olup sürecin içinde mümkün olduğunca hep beraber var olmamıza izin vermeleri lazım. Çünkü zaten hekim olmak bunu gerektirir sanıyorum. Hekim olmak aslında hem hastalar için hem hepimiz için aslında hep beraber iyi olalım diye. Kesinlikle öyle. Hep. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Verdiğiniz mesajlar çok önemli, çok değerli bizler için ve Manisa TV izleyicileri için. Ben size tekrar konuk etmeyi çok çok isterim. Sizlerin de müsait olduğunuz bir zamanda. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, bugünlük de Sağlıklı Günler programının sonuna geldik. Bir başka konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Değerli Manisa TV izleyenleri, Sağlıklı Günler programıyla her hafta ve her gün olduğu gibi tekrar karşınızdayız. Evet, bugün çok önemli konuları konuşacağız. Hem psikiyatrik yönden konuyla ilgili değineceğiz, hem de bilimsel yönden konuşmaya çalışacağız. Öncelikle konuyu sizlere takdim edeyim. Kronik hastalıklarda ruh sağlığı ve çocuklarda bağışıklık sistemini konuşacağız. Tabii konunun uzmanları yanımızda. İki konuğum var bugün efendim. Çocuk ve ergen ruh sağlığı hekimi Uzman.Dr. Hatice Çelik Yıldırım bizlerle birlikte ve çocuk immünoloji ve aile hekimi Doç.Dr. Sait Karaman bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş merhaba Betül Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizi gördük, daha iyi olduk efendim. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi gördüğüm için çok mutlu oldum. Hatice Hanım'la daha önce program yapmıştık. Evet, özledik gerçekten de. Sayın Hocam'la ilk defa yapacağız inşallah. Evet, bugün hem kronik hastalıklarda ruh sağlığını konuşacağız, hem de çocuklarda bağışıklık sistemini konuşacağız. Çocuklarda bağışıklık sistemi çok çok önemli bir konu aslında. Evet, ruh sağlığımız da elbette ki önemli ama bağışıklık sistemimiz, kronik hastalıklarımız bizim ruh sağlığımızı da etkiliyor aslında. Bunların ikisi de çok ilişkili konular olduğu için bu konuları ele alacağız bugün. Evet Sait Hocam, öncelikle size konuyu, sözü bırakmak istiyorum. Çocuklarda bağışıklık sistemi tam olarak nedir? Bağışıklık sisteminin kelime anlamı nedir hocam? Başta aslında çok güzel bir soru sordunuz. O açıdan bir teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü halkımız genel olarak, aslında sadece halkımız değil, bazen sağlık çalışanlar dahi bağışıklık sistemin tam olarak ne olduğunu bilmiyor. O açıdan hani daha çok böyle halkın anlayabileceği şekilde konuşacak olursak, bağışıklık sistemi deyince şöyle düşünebiliriz. Vücudumuzu bir ülke olarak düşünelim. Bu ülkenin bir dışarıya karşı, dışarıdan gelebilecek bir saldırılara karşı savunması, onu koruyan bir askeri gücü vardır. Bir de içeriden gelebilecek tehditlere karşı koruyan bir savunma gücü vardır. Şimdi bu dışarıdan gelecek saldırılara karşı koruyan savunma gücümüz tek bir şekilde değil. Aynı askeriyedeki gibi, yani belli bir kremi olur ya, işte evet, subayı olur, assubayı olur, eri olur, erbaşı olur. Aynı şekilde içten de koruyan belli bir sistem var. Yine işte polis olur, bekçisi olur, daha üst müdürleri olur vesaire. Savunma sistemimiz de buna çok çok benziyor aslında. Nasıl oluyor? Atıyorum mesela dışarıdan gelecek bir enfeksiyonlara karşı direkt bizi ona koruyan bir derimiz vardır. Bu en basit hali, veya bir burnunuzdaki bir akıntı. Buna direkt zaten bunu engelliyor. Bir de vücudun içinde bizim antikor dediklerimiz, T hücreleri, B hücreleri vesaire 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 koruyan hücrelerimiz vardır. Evet. Şimdi bu tamamen, yani vücudumuzu dışarı ve içerideki tehditlere karşı koruyan, bizi koruyan sisteme biz bağışıklık diyoruz. Bu bağışıklık sisteminin herhangi bir kademesindeki düşüklük, azlık veya fonksiyon görmezlik, buna ise biz bağışıklık kusuru diyoruz. Atıyorum, bu bir askeriyede olduğunu düşünelim. Bu askeriyede eğer bir er yok ise, evet, bu ordunun savaş kazanma şansı yoktur. Ya da bir çok sayıda askeriniz vardır ancak başında bir komutan yoktur. Hı hı. Bu olmadığı zaman tekrar bu ordunun savaşı kazanabilme şansımız yok. Dolayısıyla aslında bir bağışıklık sistemi dediğimiz zaman bir bütündür. Evet. Bu bütünün herhangi bir parçasında, herhangi bir halkasında kopukluk olduğu zaman karşımızda bağışıklık eksikliği olarak çıkıyor. Peki hocam, bağışıklık eksikliği ile ilgili aileler çocukların bu rahatsızlığını nasıl anlayabiliyor? Yani size nasıl geliyorlar, hangi şikayetlerle geliyorlar? Çocuklarıyla ilgili evet bağışıklık sistemi düşük deyip gelmiyorlardı muhtemelen. Başka bir rahatsızlığı olup da gelen hastalarınız vardır mutlaka. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Çok güzel bir soru gerçekten yine. Şimdi 1970 yılında Jeffrey diye bir çocuk doğuyor. Bu çocuk ailenin tek bir çocuğu ve çok çok, hani her ailenin bir çocuğu çok değerli ama bu aile için inanılmaz değerli bir çocuk. Bu çocuk yaklaşık 2 yaş civarındayken sık enfeksiyon geçiriyor. Sık enfeksiyon geçirmeye başlıyor. Tekrar doktorları dolaştırıyorlar, bir türlü teşhis konamıyor. Fakat bir süre sonra bunun bağışıklık kusuru olduğu anlaşılıyor. Hipogamma globulemi dediğimiz bir antikor eksikliği, tüm tedavilere rağmen çocuk 15 yaşındayken vefat ediyor. Şimdi vefat ettikten sonra ailede tabi ailenin tek çocuğu, aile kendini tamamen bağışıklık konusuna adıyor. Ve bir çocuk adına bir dernek kuruyorlar. Jeffrey Maddox Vakfı diye. Ve bu vakıf şu anda dünyanın her tarafında özellikle ailelerin bağışıklık konusunda farkındalığını arttırmak için bağışıklık eksikliği olan çocuklarla ilgili 10 tane uyarı işareti geliştirmişler. Bunlar tek başına değil, şu anda bu derneğe üye olan çok sayıda hekim de var aslında. Şimdi bizler de aslında bu 10 uyarı işaretinden yararlanıyoruz ama özellikle Avrupa'da bu tür hasta, atıyorum alışveriş merkezlerinde, birçok giriş yerinde bu 10 uyarı işareti bir poster şeklinde veya bir ilan şeklinde yapıştırılıyor. İnsanlar da bunları okunca, aa benim çocuğumda bağışıklık eksikliği olabilir diye erkenden başvuruyor. Bu da hani hastalığın erken tanısı açısından çok çok iyi. Bunlar ne? Kısaca. Yani halkımız ne zaman çocuğunda bağışıklık eksikliği olabilir diyebilir. Çünkü tehlikeli bir hastalık aslında. Evet. Bunlar şöyle, mesela bir çocuk son bir yılda veya 4 veya daha fazla kulak iltihabı geçiriyor ise, ya da son bir yılda 2 veya daha fazla akciğer enfeksiyonu geçiriyor ise, ya da son bir yılda 2 veya daha fazla sinüs enfeksiyonu, sinüzit oluyor ise, ya da son bir yılda özellikle 1 yaşına küçük çocuklarda tekrarlayan ağızda aft dediğimiz, yani tedavi veriliyor ama iyileşiyor hemen tekrarlıyor, tedavi veriyor hemen tekrarlıyor. Ya da vücudun herhangi bir yerinde, özellikle çocuklarda daha çok genital bölgede apse, yani bu büyük ve küçük çok fark etmiyor, apse olması ya da uçuk çıkması. Uçukta yine de bazı immün yetmezlik bulgusu olabiliyor ama hani bu bahsettiğim 10 uyarı işareti kadar değil. Ya da ufak bir enfeksiyondan sonra en az 2 ay boyunca antibiyotik kullanmış olması 1 yıl içinde. Ya da normalde şurupla geçmesi gereken bir hastalık şurupla geçmeyip mutlaka damardan ilaç verilmesi gereken durumlar. Hele hele ailede bağışıklıkla ilgili bağışıklık yetmezliği var ise mutlaka benim çocuğumda da olabilir. Veya genetik yatkınlığı da var yani çok hocam. Yüksek oranda. Çok yüksek oranda o var. O açıdan mutlaka sadece şey de değil. Yani benim annemde, babamda değil. Kuzenimde de olmuş olabilir. Dayımda da olmuş olabilir. Amcamda da olabilir. Herhangi birinde immün yetmezlik var ise evet. Bazen ikinci kuşağa kadar da gidebiliyor. Şart değil. Evet. Mutlaka bağışıklık kusuru hatırlanması gerekiyor. Tabii bu hani bu demişti bunu hekimler de aslında kullanıyor ama tabii bunun yanında atıyorum bir çocuk sık yani bu 10 uyarı işareti dışında sık gribal enfeksiyon geçiriyor. Bu da immün yetmezlik olabilir gerçekten. Yani hani mutlaka bir ya da bir çocuğun sadece bir diş görünümü farklı olduğu için de mesela sendrom dediğimiz bir durum. Bu çocukta da gerçekten immün yetmezlik olabiliyor. O açıdan hani belki de bu bahsettiğimiz Jeffrey Maddox Vakfı'nın 10 uyarı işaretini Türkiye'de de uyarlamak gerekiyor. Hocam tedavisiyle ilgili size sorularım olacak ama ben konuyu biraz da Hatice Hanım'a bırakmak istiyorum. Hatice Hanım bu hastalıktan, kronik hastalıktan bahsediyoruz aslında. Bunun gibi birçok çocuk hastalığının psikolojik olarak da epey hem aileye hem de çocuğa vermiş olduğu büyük bir yükümlülük var. Siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Aslında Sait Hocam'ın da söylediği gibi hastalık veya sağlık aslında bir bütün. Bu bütünün içinde bütün erler, erbaşlar, bütün çavuşlar, aslında bütün sistemin beraber çalışması gerekiyor. Ruh sağlığı tabii ki de bu sistemin yine bir parçası ve kronik hastalıkların tanısının konması elbette çok önemli kesinlikle. Tanısının konmasına da altın işaretler var. Bunlardan da yine bahsettik. Bu özellikle 10 işaretin bence de herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Kendi çocuğum için bile ya da başkalarının çocukları için bile yine bu birçok risk faktörü bilinse belki de birçok şey geçe kalmadan tedavi edilebilir hale gelecek. Ancak tanıların konması sürecinde böyle bir uzun bir süreç var. Tanı konuyor. Kronik hastalıkların aslında birçoğu için, hepsi için geçerli bu bahsettiğim şey. Bağışıklık bütün vücut için aslında gereken hem kronik hastalıklar hem diğerleri için aslında gereken bir şey. Tabii. Ama kronik hastalıkların tanısının konması aslında yetmiyor. Bu bağışıklık yetmezliği dediği bahsettiğimiz aslında bu birçok hastalık, hipogamaglobulinemi bunlardan bir tanesi sadece. Çocukların ve ailelerin bütün hayatını toptan etkileyen bir şey. Dolayısıyla bu tanıyı hastaya söyledikten sonra da birçok şey başlıyor. Sizin çocuğunuzda hipogamaglobulinemi tanısını düşündük. Bu hastalıkta şunlar olur. Bundan sonra şu sıklıkla hastaneye geleceksiniz. Belki 6 ay, belki 1 yıl, belki daha uzun süre. Bundan sonra hastanenin içinde kalacaksınız. Demek aslında bizim şehir hastanesinde çalışıyorum. Belki bizim hastanemizin her noktasında binlerce kez tekrar ortaya çıkan ve gerçekleşen bir şey. Ancak bunların tanısının konduktan sonra İviktir, steroiddir. Bu tedavilerini almak ya da antibiyotiklerini başlayıp tedaviyi aldıktan sonraki kısımla ilgili çok fazla konuşmuyoruz. Çünkü ruh sağlığı aslında bu bağışıklık sistemi kusurlarından sonra çok da akla gelmiyor. En azından ilk aşamada akla gelmiyor. Dolayısıyla da bunu da akılda tutmak lazım. Niçin bugün buradayız? Aslında bu kısma gelene kadar da aslında hastalar çok zorlanıyorlar. Gerek ruh sağlığı uzmanları, gerek psikologlar vesaire sayılarının kısıtlı olması ya da çoğu zaman bu psikiyatristler haricindeki, devlette çalışan hekimler haricindeki kısma ulaşmak çok zor olduğu için, ekonomik olarak zor olduğu için ve ailelerimin devam ettiremeyeceği için aslında burada olmak kıymetli. Dolayısıyla kronik hastalığın ya da bu sorunun kabulüyle ilgili aslında ilk başta sorunlar ortaya çıkıyor. Çok sık gördüğüm bir hata ve aslında hasta yakınların hepsinden rica ediyorum. Hastanın adı ne olursa olsun, hipogamaglobulinemi olsun, daha havalı ya da daha az havalı bir adı olsun fark etmez aslında. Bu hastalığın semptomlarını, adını çocukların ya da kişilerin bilmeye hakkı var aslında en başta. Dolayısıyla da bu üzülürler ya da işte sorun olur. Adıyla bazen söylemiyoruz. Kanser de bunlara yine maalesef çok sık gördüğüm ve hani yine aklıma gelen çok önemli bir şey. Bunların isimlerini uygun bir ortamda, aile içindeki güvenilir bireylerin olduğu bir yerde sakin bir şekilde bireye mutlaka aktarılması gerekiyor. Semptomlarından belki bu hastalığa özel semptomlardan ya da genel semptomlardan mutlaka kişiye bahsetmek gerekiyor. Çünkü yaş sınırınız var mı? Yani şu yaştan itibaren söyleyebiliriz. İnanın yok. Aslında her yaşta neredeyse söylemek gerekiyor. Azıcık kendisini anlayabilen, birazcık da olsa bir şeylerin fark edebileceği, hani bir 5-6 yaşındaki çocuktan sonra aslında bence herkese söylenmesi gerekiyor. Belki daha ufak yaştaki bir çocuğa bile uygun kelimeler seçilerek yine söylenmesi gerekiyor. Çünkü uzun süren hastalıklarda COVID dahil buna. En büyük şey korku aslında bilinmemezlikten, bilmemekten geliyor. Dolayısıyla bu hastalığın kabulünü önce hasta yakınlarının çalışması gerekiyor, düşünmesi gerekiyor. Arkasından da mutlaka bireye uygun şekilde dille anlatmak gerekiyor. Çünkü bu bir uzun süreç olacak. Hastaneye gelip gidecekler. Birçok gün ellerine belki doktorlar gelip gidecek ve bu süreçte ne olabileceği hakkında bilgileri olmuyor, çocukların güçleri oluyor. Hani hep diyorlar ya, çok klişe bir laf var, fix. Moral çok önemli. Evet, moral gerçekten çok önemli ama eğer biliyorsak biz ona karşı savaşabiliriz. O yüzden bu kronik hastalık sürecinde en önemli aklıma gelen ilk şey aslında kronik hastalığın kabulüyle ilgili ailenin hem bilgilenmesi hem çocuğun bilgilenmesi. Kesinlikle. Çok kıymetli. Yani bunu unutmamak lazım. Bu çok üstünde durulmayan, tabii söyleriz denilen ancak hastalık başa gelince de hep bir kaçınılan taraf oluyor. Evet. O yüzden hastaların herhalde en çok istediğiniz şey ne diye sorsalar bunu söylerim. Hastalığın kabulünde çocuğa ve aileye, bütün herkese bir bilgilendirme yapmak, herkesin bu durumdan haberdar olması. Aslında kaçmak, onu kabullenmemek kısmına gibi. Biraz hastalığı kabullenememe durumu söz konusu olabilir. Aslında her hastalık için geçerli bu. Her hastalık Kişi kendine geçerli. Konduramayabiliyor. Çocuk, annesi babası çocuğa konduramayabiliyor bu hastalığı. Kesinlikle. Ama dediğiniz çok doğru. Çok da mantıklı geldi açıkçası. Çünkü bilmesinde kaçmak bir savunma mekanizması ama maalesef sağlıklı bir savunma mekanizması değil. Öğrenmek, bilmek ve onunla ilgili ne yapabileceğini çocuğu bilmek aslında her çocuğun hakkı. Hakkın haricinde de bilmeleri, yani onların savaşması için gereken gücü bulmaları için de gerekiyor. Evet, ilk başta üzülecekler. Evet. Yanında olacağız mümkün olduğunca. Yanında olduğumuzu hissettireceğiz bu süreçte de ve sonra el ele yürütebildiğimiz kadar bu süreçte beraber olacağız. Yani mesela ben çok üzülmüştüm. Çocuk hastalıkları uzmanı olmayı istemiştim aslında ama vazgeçişim lenfoma ve lösemili çocukların o 6 aylık, 1 yıllık o tedavi süreçlerinde ne kadar zorlandıklarını gördükten sonra vazgeçmemdir. Yurt dışında bir yerde staj yaparken. Ondan sonra bu yönde, ruh sağlığı yönde de çok da bir şey yapamadığımızı fark edip kendimce bir çözüm bulmaya çalışıp kendimce ruh sağlığına yönelmem de mesela yine o şekilde olmuştu. Evet. Yani gerçekten farkında olmak lazım. Sizin ben hani biraz şahsi olarak da tanıdığım için şunu söyleyeyim. Bu konularda çok hassassınız. Evet. Çocuklarla ilgili. Çünkü çocukları çok seviyorsunuz. Evet. Sevmeseniz zaten bu meslek daha zor olur. Kesinlikle yapılmaz. O konuda sizi gerçekten takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Çok farklı bakış açılarınız var ve bu şekilde düşünen birçok hekimin olması beni çok mutlu ediyor. Onlardan bir tanesiyle tanışmak benim için ayrı bir mutluluk verici bir şey. Bir mukabele, yani siz de işinizi severek yapıyorsunuz. Çok güzel görüyorum bunu ama çocukların mutluluğu da bizim mutluluğumuz oluyor. Yoksa çok zor. Bir sürü şeyle uğraşmak değil mi? Doğru. Çocuk hastalıkları uzmanı olmak ya da çocuk sağlığıyla ilgilenmek çok zor bir şey herkes için. Tabii. Onların üzüntüleriyle üzülmek, sevinçleriyle sevinmek çok ayrı bir şey. Mutlaka. İçinde olmak lazım. Sayın Hocam, aynen öyle. Bağışıklık sisteminin eksikliğini konuştuk. Evet. Bunun vücudumuza nasıl zarar verebileceğini de biliyoruz. Çocukluk dönemindeki bireylerde nasıl etkiler bıraktığını, yani nasıl anladığımızı anladık biraz. Hani o 10 kuraldan biraz bahsettik. Hatta benim aklımda şu apse meselesi de kaldı. Aslında çok mantıklı. Hala yetişkinlerde de görülen bazı rahatsızlıklar var. Orada biz bağışıklık sistemimizin düştüğünü anlayabiliriz aslında. Bize vücudumuz sinyal veriyor yani. Aslında çok iyi bir yere de değindiniz. Şimdi şöyle, bağışıklık sisteminin en büyük gözden kaçan tarafı şeymiş gibi, hani işte olsaydı daha önceden olurdu. Hayır, öyle değil. Çoğunlukla gözden kaçtığı için ileri yaşlara geliyor. Hatta çok ciddi bağışıklık eksiklikleri olanlarda ileri yaşlar farkına vardığınız zaman... sonradan gözükebiliyor hocam. Doğuş zaten bağışıklık, şöyle söyleyelim, hani yine tam herhalde bir eksiklik var. Şimdi hani bir bağışıklık doğuştan eksiklik olabiliyor. Biz buna primer immüniyetmezlik diyoruz. İki, sonradan mesela ne o bahsettik ya, hani o askerlerimiz, komutanlarımız falan, ona vücudumuz yapılması gerekiyor. Mesela siz bazen bunu idrardan kaybedebiliyorsunuz. Var ama kaybettiğiniz için askerlerimiz azalmış oldu. Ya da işte galitadan kaybetmiş oluyorsunuz. Vardı ama kaybettiniz. O da sonra ya da şudur, hasta atıyorum mesela lösemi olmuştur. Bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanıyordur. yine bağışıklık eksikliği gelişmiş oldu. Ha, bir de şu da oluyor, hani yine de bir açıklık getirmek lazım. Bağışıklık her şey, askeriniz var, komutan hepsi var. Ama onların ayakta durabilmesi için de kadroların doyması gerekiyor. Doğru. Güçlü ayakta durabilmesi gerekiyor. Onlar aç ise yine yeterli derecede savaşamaz zaten. Peki hocam nasıl güçlendireceğiz bağışıklık sistemimizi? Aa, güzel söylediniz. Şimdi şöyle, bağışıklık sistemi eğer normalde var ise zaten hani bir sıkıntı yok. O askerleriniz ayakta duracak. Ama bahsettiğimiz o ayakta durabilmesi, karnın tok olması gerekiyor ve savaşırken de güçlü savaşabilmesi gerekiyor. Tabii. Onun için de bahsettiğimiz yeterli bir vitamin ve mineral takviyesi gerekiyor. Hı. Bunların en başında da D vitamini, C vitamini ve minerallerden de özellikle çinko. Bunlarda hani vitamin ve mineral eksikliği olduğu zaman evet sayısı vardır. Yeterli derecededir. Hı hı. Ama savaşır ki iyice savaşamaz. Mutlaka hani beslenme konusunda herhalde günümüzde çocuklarımız özellikle tek tip besleniyor. Tek tip beslenince doğal olarak vitamin eksikliği zaten bekliyoruz. Tabii. Mineral eksikliği zaten bekliyoruz. O açıdan eğer çocuk tek tip besleniyor ise ve yeterli derecede beslenmiyorsa mutlaka bu açıdan takviye yapmak gerekiyor. Mutlaka. Peki hocam bu takviyeler, mineraller dediğiniz, çinko dediğiniz, C vitamini, D vitamini. Evet. Hangisinin fazlası zarar veya hangisinin eksikliğinde hiçbir sıkıntı yaşayamayız? Yani şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum, C vitamini suda eriyen bir vitamin diye biliyorum. O yüzden fazlası bir şekilde vücudumuza atılabiliyor. Evet. İdrar yoluyla veya terleme ya da işte ışkılamayla, bilmiyorum onu tam olarak ama işte bazı vitaminlerin de fazlası aslında epey vücudumuza zarar verebiliyor. Onun çok fazlalığını nasıl anlayabiliriz? Hangi hekimlere başvurabiliriz bu konuda? Tabii çocuklarımız için size geleceğiz. Doğru. Yetişkinler için de hangi hekime başvurabiliriz? Ben yine de yetişkin kısmına girmeyeyim çocuk hekimi olarak. Yok hayır, başvuru konusunda hocam. Çocuk immünoloji, yetişkin immünoloji de var. Aynen, aynen. Şimdi şöyle bahsettiğiniz doğru. Hı hı. Yani sadece işte yerine koyayım değil, siz fazla verdiğiniz zaman ne olur? Yediğiniz zaman ne olur? Şişmanlarsınız, kilo alırsınız. O da dezavantaj. Atıyorum siz D vitamini fazla tükettiğiniz zaman ne olur? Karşınıza böbrek taşı olarak çıkar. Tabii. Çinko fazladan, yani bahsettiğimiz işte minerallerden en çok bağışıklığı destekleyen çinkodur. Hı hı. Fazla tükettiğiniz zaman ne olmuş olur? Çinko fazlalığına bağlı hastalık karşınıza çıkar. Aslında diğer vitaminler için de öyledir. Hani bir denge her zaman önemli. O açıdan mesela siz vitamin kullanacaksanız, çocuğunuzun gerçekten vitamin düzgün kullanmadığını düşünüyor iseniz idame dediğimiz, yani günlük alınması gereken miktarda sadece, yani bir insanın ihtiyacı olduğu kadar, yani tedavi edilen doz farklıdır. Hı hı. Bir de şöyle söyleyelim, normalde günlük yiyeceğimiz işte yemekteki kalori ihtiyacı. Evet. Diyelim ki bir öğünde 1200 kalori tüketecekseniz, eğer siz bunu işte 2000 üzerinde birden kullanırsanız şişmanlıkla sonuçlanır. Ama günlük ihtiyacınız olduğu kadarıyla aldığınız zaman hiçbir sıkıntı yok. O açıdan bu vitaminler de eğer çocuğum yeterli düzeyde vitamin almıyor diye düşünüyorsanız, bir süre, sürekli değil tabii ki, idame dozunda, yani ihtiyacı, bir insanın ihtiyacı olduğu miktarda kullanırsa bir sıkıntı yok. Ama özellikle belki şunu vurgulamak isterim. Mesela bağışıklığı destekleme açısından çinko çok sık kullanılan bir ilaçtır. Ve bu çok fazla miktarda yanlış kullanılıyor. Bizim önerdiğimiz şudur: bir kez kullan yeterli. Eğer faydası var ise zaten seni yeterli düzeyde iyi hale getirecektir. Ama habire kullanmak da çünkü fazlalığına yol açacaktır. Hı. O açıdan hani hiçbir yerde kantarın dozunu kaçırmamak gerekiyor. Tabii, mutlaka. Peki hocam, piyasada bağışıklık sistemini yükseltmek için çok fazla ilaç var. Evet. İşte takviye var, takviye edici gıdalar vesaire, bunlar var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle, bunların bilimsel olarak şöyle diyemeyiz. Evet, şunu kullanın, bağışıklığınızı çok artıracak. Evet. Onun yerine şöyle söyleyeyim. O karnı tok olan askeriniz savaşacaksa onun ile bir tık daha iyi savaşabilir. Yani onunla mucizevi bir şey beklemiyoruz. Hı. En çok hani isimlerini vermek istemem ama gene ismini vereyim. Mesela ekinezya içeren bu tür ilaçlar, bir kısmı beta glukan içeriyor. Evet. İşte zencefil içerenler var. İşte artı C vitamini, çinko içerenler var. Bunlarda çok fazla dozu arttırmadan bir miktar kullanılabilir. Ama sürekli de kullanmak dediğim şekilde zaten hiçbir şey, sadece bu ilaç olarak değil, hiçbir şeyin sürekli kullanılması doğru değil. o açıdan hani bir süre zarar olmadığını söyleyebiliriz de evet, faydası açısından sınırlı verilere sahibiz. Evet hocam. Aslında sanırım her konudaki gibi denge burada da var. Aynen. Yani herkesin rastgele bir ilacı alıp kullanmasından ziyade sanıyorum biraz daha çocuğu takip etmek lazım. Kesinlikle. Evet, ara ara bazen depoyu doldurmak faydalı olabilir ancak eğer bir şüpheleniyorsanız bir şeyden mutlaka hekim tarafından tetkik edilmek gerekiyor. Tetkik edilip eksik olan yönelik belki hekim tarafından tamamlanma sağlanabilir. Çünkü rastgele ve sürekli kullanılan şeyler faydadan çok bazen zarara sebep oluyor gerçekten. Çok doğru. Hem böbrek taşıdır hem diğer şeylerdir hem de ah ben her şeyi yapıyorum, anneler açısından da öyle, ben her şeyi yapıyorum çocuk yine hasta oluyor. Bu da bir diğer yine bakış açısı. Dolayısıyla aslında dengeyi sağlamak lazım. Arada bir evet kullan ihtiyacın varsa oran alacak, fazlası belki atılacak ki bu A, D, E, K vitaminleri gibi yani birikenlerden ziyade C vitamini vesaire gibi biraz daha kolay atılanlar için geçerli. Onun haricinde diğer şeyler için de mutlaka tetkik edilmek lazım. Evet. Yani bir değerlendirilmek lazım. Sağlıklı çocuk takibi diye de bir şey var. İşte bu yüzden var aslında. Aslında çok da üstüne düşmemek lazım çocuklara. Hani sizinle daha önce konuşmuştuk. İşte yemek yemiyorsa üstüne gitmeyin. Hı hı. O zaten aç. Acıkınca yiyecek. Şu an tok olduğu için yemiyor diye konuşmuştuk. Birazcık aynı konu. Yani fizyolojinin üzerine gidiyoruz. Normalin aslında normalin dışına çıkartmaya çalıştık. Evet, bizim bir normalimiz vardı geçmişte. Hı hı. Bugünün de bir normali. Çocuğun normali var aslında. Yemek yemek mesela öyle bir konu. Acıkınca evet yiyecek ama bizim o kadar izin vermiyoruz ki aman ya aç kalırsa diye, işte aynı şekilde ya askerlerimiz aç kalırsa diye düşünüp de böyle o kadar besleyip duruyoruz ki çok doğru. Bırakmıyoruz ki normal işlevlerini yapsınlar, yani bırakmıyoruz ki normal işte asker çalışsın gitsin, eksik olunca sana bir semptom versin, biz böyle besliyoruz rastgele. Evet. Sonra o askerin bir taraftan oluyor ama diğer tarafı eksik oluyor, bu sefer daha başka şeyler ortaya çıkıyor. Tabii. Aynı şekilde çocuk da aç kalıyor, o kadar besliyoruz ki ama burcuburla besliyoruz, tok olsun maksat, pilavla besliyoruz ki ben hani karbonhidrata daha şeyimdir, böyle daha uzaktan bakan bir insanım. Önce diğerlerini yiyip daha sonra karbonhidrat tüketmek şeyindeyim. O kadar besliyoruz ki ekmekle, aman aç kalmasın, ekmek yesin de. O zaman bu sefer büyümesi için gereken diğer şeyler ya da işte o askerlerin düzgün çalışması için gereken şeyler bu sefer düzgün veremiyoruz. O yüzden denge. Peki. Arada bir besle, yolunda bırak, takip et, gerekiyorsa hekimine git mutlaka. Aslında bence hepsini yapmak lazım. Tabii, hepsini toparlamak lazım. Yani hani bu şeyde gerçekten özellikle B vitamini konusunda söyleyebiliriz. Hani çok fazla, bütün vitaminlerde var. Çok fazla kullanıldığı zaman çok sayıda hastada böbrek taşıyla karşınıza ufacık çocuk. Hatta bazen böbrekte taşla geliyor. Evet. Tabii. Hele de bu yani aralar bunlar da çok sıkıntı gerçekten. Hani o bahsettiğimiz dengeyi korumak gerekiyor. Tabii. Çok önemli. Rastgele ilaç kullanmak çok kullanmak yani bence bu D vitamini bile ilaçtır neticede ona bakarsanız. Tabii ki de. Aynen eğer gerek yoksa. Aynen öyle. Yani doktor önerisi dışında pek de kullanmakta fayda var. Yani kullanmamak gerekiyor. Aynen öyle. Zaten yazın yani vücudumuz olabildiğince şu sıkıntı var açıkçası. Bu tür ilaçlar hastaları direkt alabiliyor. Evet. Yani doktor, hatta benim gözlemim birçok aile kendisi bu kararı veriyor. Gidip hem bu bağışıklık ilaçlarını hem de vitaminleri kendisi karar verip alabiliyor. Mesela çok doğru değil ama öyle bir şey yok. Antibiyotikte mutlaka doktorun reçetesi gerekiyor. Tabii. Bunları direkt alabildiğince hani kendisi direkt zararını verebiliyor çocuğa. Maalesef. Peki hocam, ben bir kısa bir reklamımız olacak. Değerli hocalarım, sizlerden izin alayım. Kısa bir mola verelim bizler de. Hem biraz dinlenmiş olalım. Ardından değerli izleyenler tekrar devam edeceğiz konumuza. Bizden ayrılmayın.